Sevgili seyircilerimiz, Dilden Gönüle programına hoş geldiniz. Konuğumuz her hafta olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Mustafa Erdem hocamız. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam biliyorsunuz hala 11 ayın sultanının içindeyiz. Sultan olmak da kolay değil, konu da onun için çok oluyor. Bugün daha çok şeyi konuşmak istiyoruz. Biraz Kur'an'a değinelim. Biraz da şimdi havalar sıcak malum, insanlar çok fazla dışarı çıkmıyorlar gündüz. Akşamları genelde sosyal yaşantı devam ediyor. Görüyoruz insanlar 12'de 1'de bile çocuklarıyla gezmelerde, akraba ziyaretlerinde. Sosyal ilişkilerimiz nasıl olmalı? İftarlarımız, teravihlerimiz, teravih sonrası sohbetlerimiz, diyaloglarımız nasıl olmalı? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Kur'an üzerinde bazı hususlara dikkatinizi çekmek isterim. Kur'an alemlerin Rabbinden insanlığın hidayete ermesi için gönderilmiş vahiyler bütünü olarak ifade edilebilir. Evet. Eskiler onun okunmasıyla ibadet edilen, Peygamberimize Cebrail vasıtasıyla gelen kelam ilahi olarak da ifade ederlerdi. Şimdi Kur'an'ın Allah kelamı olduğu hususu fevkalade önemli bir hadisedir. Bu ilahi kaynaklı bütün kitaplarda da Allah kelamı olma özelliğiyle ortak bir noktadır. Burada öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Allah insanlığın nelere ihtiyaç duyabileceğini, nelerle mutlu olabileceğini, kendisine kulluk edilmesi için insanların nelerle yükümlü olduğunu öğretebilmesi bakımından fevkalade önemli mesajlar iletir. Yine mevcut Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın geçmişle ilgili bilgileri bugüne aktarması bakımından da önemli bir referans olma özelliği vardır. Bunları izin verirseniz yavaş yavaş açalım. Tabii ki buyurun. Şimdi önce şunu ifade edelim. Siz bir makine icat ediyorsunuz ve bu makineyi bir şekilde nasıl kullanabileceğini muhataplarına öğretme bakımından ona bir de broşür, bir kitapçık hazırlıyor kullanma ve yanına kılavuzu. Koymaya kullanma kılavuzu yanına koyuyorsunuz ve ilgili bu kılavuza bakarak o makineyi en güzel şekilde kullanabiliyor. Eğer teşbih hata olmaz ise Kur'an insanın kullanma kılavuzu olarak da düşünülebilir. Zayıf tarafları, eksik tarafları, beklentileri, duygusallıkları, inanç ve ibadet konusundaki ihtiyaçları, dünya ve ahiretle ilgili mutluluk alanları Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Bundan dolayı Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Allah'ın emirlerini yerine getirmekle yükümlü olan insanlar ki bunlara ehli takva desek daha doğru olur. Kur'an bu manada onlar için bir hidayet rehberi olduğunu, bir referans olduğunu, bir doğruya yöneten güç olduğunu ifade eder. Ve bunun Allah kelamı olduğu noktasında da bir şüphe bulunmadığına özellikle dikkatleri çekmek ister. Yine bir başka ayeti kerimede İsra suresinde Cenab-ı Hak İnne hadal Kur'an yehdi lilleti hiye akvam ve yubeşşirul mu'minine ellezine ya'meluna salihati enne lehum ecran kebira. Burada da günümüzde şöyle örnek vererek başlayayım isterseniz. Mecliste veya uluslararası ilişkilerin düzenlenmesinde bir takım yasalar çıkarılıyor. Bir takım ortak değerler üzerine insanlığın hareket etmesi arzu ediliyor. Buna yok efendim işte Helsinki şartları, yok falan yer kriterleri, yok filan yer özellikleri gibi tabirler kullanılıyor. Şimdi burada insanlar insanlığın mutluluğu için bu yasaların çıkarılmasına, barışın tesisi için bu yasaların olmasına özen gösteriyorlar. Kur'an-ı Kerim bu manada insana değer verirken inne hadal Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Siz kendi mutluluğunuz ve kendi huzur ve barışınız için ne kadar öne çıkan değerleri bir araya getirmeye çalışsanız bile Kur'an'dan daha dengeli, daha yararlı, daha adil, daha kapsayıcı bir kitap, bir yasa çıkarma şansının olmadığını vurgu yapıyor. O zaman Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanların dünya ve ahiret saadetlerini kazanmaları bakımından önemli bir değer olarak ortaya çıkıyor. Bir nevi anayasa diyebilir miyiz hocam? Yani temel tabii insanlığın anayasası olarak ifade edilmesi daha doğru olur. Buna inanan inanmayan herkes muhataptır. İnanan onun hükümlerini kabul eder, uygulayan, inanmayan muhatap olmasına rağmen onu reddeder.
Şimdi Ramazan'la alakası nedir bu özelliğin? Çok daha detaya girmek istemiyorum. Kur'an Ramazan ayı olması bakımından, daha doğrusu Ramazan Kur'an ayı olması bakımından çok çok önemli bir aydır. Zira bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel huda vel furkan. Evet. Burada iyi ile kötünün tefrik edilmesi, doğruyla yanlışın ayırt edilmesi bakımından Kur'an'ın insana rehberlik etmek üzere Allah tarafından bu ayda indirildiği vurgusu yapılıyor. Yine Kur'an'ın hepimizin bildiği Kadir Gecesi'nde inme özelliği de bu ayla Kadir Gecesi, Kadir Gecesi ile Kur'an birlikteliği açısından ayrı bir önem ifade ediyor. Hatimlerde mi onun için hocam bu ayda şimdi, özel yani biraz daha onun, özel onun arka taşıyor. Planına izin verirseniz dikkat çekmek isterim. Şimdi malumunuz İslam tarihinde Kur'an 23 yıla yakın bir sürede münzel, inzal edilmişti, indirilmiş bir kutsal kitaptır. Çeşitli zaman dilimlerinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 40 yaşını aştığı andan itibaren bu ayetler Allah'ın irade ettiği biçimde ve zamanda inmeye başlamıştır. Şimdi bu ayetleri Cebrail Aleyhisselam hangi sureye yazması gerektiği hususunda Peygamberimize uyarılarda bulunmuş ve bir şekilde de Peygamberimiz Aleyhisselam vahiy katipleri aracılığıyla bunların o surelere yazılması isteğinde bulunmuştur. Yani indiği sırada değil de daha tabii, sonra farklı yerlere mi yerleştirilmiştir bu? Şüphesiz şimdi şöyle bir şey, Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. Evet. Bu surelerin hacimleri hepsi birbirinden farklıdır. Örnek olsun diye ifade edecek olursak Bakara suresi 286 ayet, Ali İmran suresi ona yakın bir çoğunlukta. Ama Nasr, Asr ve Kevser dediğimiz İzâ câe nasrullâhi innâ âtaynâkel Kevser ve vel Asr sureleri üçer ayetlik surelerdir. Bunları Peygamberimiz kendisi belirlemiyor. Cebrail Aleyhisselam her inen ayetin hangi sureye yazılması gerektiği hususundaki önerilerini, uyarılarını, emirlerini aktararak gidiyor. Şimdi vahiy katipleri de bunları her sureye uygun olacak şekilde oradan aldığı işaretle kaydediyorlar. Ama takdir edersiniz ki 23 senelik bir sürede Kur'an inmiş. Dolayısıyla Peygamberimizin peygamberlik hayatının tamamını kuşatan bir... Evet. Vahiy inme özelliğine sahiptir. Şüphesiz indiği yıllar içerisinde sosyal ve ekonomik kültürel şartlar itibariyle henüz yazı çok mükemmel gelişmemiş. Yazma araç ve gereçleri çok dizayn edilmemiş. Düzenli kullanılabilir halde değil. Okuma yazma herkes için çok gelişmiş bir iletişim şekli değil. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam o günün şartlarında neler bulabildiyse onlara, nelerle yazabildiyse onlara yazılması emrini veriyor, talimatını veriyor. Bundan dolayı da düz taşlar, kabuklar, kemikler vesaire gibi her yazılabilecek nesne bir verak veya kağıt parçası olarak niteleniyor. Şüphesiz vahiy katipleri bunlardan bir kısmını, birer nüshasını kendileri için, birer nüshasını da Peygamberimiz için yazıp veriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam bunların hepsini muhafaza altına alıyor. Ama takdir edersiniz ki bir yerde taş var, bir yerde kemik var, bir yerde kabuk var, bir yerde tahta var, bir yerde başka bir şey var. Bunların hepsinin muhafazası da bir hayli zor. Kırılma, bozulma. Dolayısıyla Kur'an'ın diğer kutsal kitaplardan ayrıcalıklı bir özelliği de Kur'an'ın ezberlenebilir olma özelliğidir. Bu manada vahiy katipleri mümkün olduğu kadar onları ezberlemeye çalışıyor. Onlara muhatap olan Müslümanlar onları ezberleme gayreti içerisine giriyor. Ve en güzeli de Peygamberimiz Aleyhisselam bunları ne yapıyor? Hepsini ezberliyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin böyle dilini çok fazla eveleyip gevelememesi. Senukriuke felâ tensâ. Sen bunları ezberlemek için telaşlanmana gerek yok. Biz zaten onları senin ezberine de nakşedeceğiz ifadesiyle Peygamberimiz böyle bir özel ayrıcalıklı konuma yüceltilmiş oluyor. Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala tarafından. Ama düşününüz ki bir de bunların materyal olması özelliği vardır. Müslümanlar bunları ne yapıyorlar? Hem ezberliyorlar hem de günlük ibadetlerinde kullanarak gündeliğini sağlamaya, pekişmesini temin etmeye çalışıyorlar.
Fakat takdir edersiniz ki o dönemin şartları çok zor şartlardı. Mekke döneminin ayrı sıkıntıları, Medine döneminin de ayrı sıkıntıları vardı. Kaybolma ihtimali her an olabilir. Unutulma riskiyle insanlık her an karşı karşıya kalabilirdi. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'a, Cebrail Aleyhisselam her sene Ramazan ayında gelir, o seneye kadar ne kadar ayet inmiş ise Kur'an adına onları baştan sona birer birer okurlar ve böylece bir hatim geleneğini başlatmış olurlardı. Bugün Müslümanların ve özellikle de hafız kardeşlerimizin yapa geldiği gelenek bir anlamda Cebrail Aleyhisselam'la Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uygulaya geldiği geleneğin bugüne uyarlanmış şekli olarak düşünülebilir. Hatta rivayetler odur ki Peygamberimiz Aleyhisselam vefatından önceki sene yine Cebrail Aleyhisselam gelmiş ve Kur'an'ı iki kere hatmetmişlerdir. Burada işin bir başka tarafı Kur'an'ın nasıl güvenli bir kitap olduğu, Kur'an'ın herhangi bir değişim, yıpranma ve kaybolmaya açık olmadığı ve Kur'an'ın ne kadar Müslümanların elinde dünden bugüne aynıliğini koruduğu özelliklerine de dikkat çekmiş oluyoruz. Bu hatim geleneği bir anlamda bunu bize hatırlatması bakımından önem ifade eder. Yine Kur'an'ın bu özellikleriyle alakalı olarak dünyanın neresine giderseniz gidin, dünden bugüne Kur'an aynı özelliklere sahip bir kitaptır. Güneyde de, kuzeyde de, doğuda da, batıda da aynısıdır. Ancak şunu sevgili seyircilerimize hatırlatmakta fayda vardır ki, Arap yazı sistematiği dünden bugüne bir gelişme takip etmiş. Noktalama ve harekeleme işaretleri başlangıçta yokken, sonradan bunlar da bugünkü Müslümanların okuduğu Kur'an sayfaları ve ayetlerine uyarlanmıştır. Normalde hareke yoktu. Hareke aslında. Yoktu. Çünkü Arapça'da şimdi görüyoruz. Hareke diye bir şey yok. Hareke normalde yoktu. Ama burada da şöyle bir şey var. Peygamberimizin vefatını müteakip Kur'an'ın toplanılması ihtiyacı hasıl oldu. Hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz o zaman halifeydi. Peygamberin yapmadığı bir şeyi benim yapmam doğru olmaz gibi bir çekincesi de var idi. Ancak o dönemin şartları içerisinde savaşların olması ve bu savaşlarda da bazı hafızların şehadet makamına ermeleri Kur'an'ın kaybolabileceği endişesini de gündeme getirdi. Bunun gündemde kalması Müslümanları tedirgin ediyordu şüphesiz. O zaman Hazreti Ömer Efendimizin de uyarısı ile bir şekilde bunun bir kitap haline getirilmesi arzusu netleşti ve sahabe-i kiramın en genç hafızlarından Zeyd bin Sabit komisyon başkanı oldu. Bununla birlikte bir heyet oluşturuldu ve şöyle bir çağrıda bulunuldu. Kimin yanında Kur'an adına ne varsa herkes gelsin onu arz etsin. Ama bunun Kur'an olduğunu ifade için iki tane de şahidin şehadetiyle bunu güçlendirsin oldu. Çünkü ihtilaf ve, çıkabilecek tabii, bir durum ihtilafı var. Önlemenin en kolay yolu da buydu. Ve bu komisyon çeşitli şekillerde ve usullerde, çeşitli yerlerden gelen bu verilerin hepsini topladı ve bu Kur'an'ı bir mushaf adı altında isimlendirmek suretiyle halife Hazreti Ebu Bekir'e emanet ettiler. İşte o tarihte Kur'an'daki okuma farklılıkları olabileceği ihtimali, harekelendirmede bir takım farklılıkların olabileceği ihtimali de göz ardı edilmedi. Mana bozukluğu olabilir herhalde. Hatta şöyle bir şey oldu. Hazreti Ebubekir'den sonra bu mushaf Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'den sonra da Peygamberimizin muhterem eşleri ve Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa validemize verildi. Hazreti Hafsa validemizden sonra Hazreti Osman döneminde İslam orduları çeşitli yerlerde fetihler meydana getirip yeni yeni kütle ve kitleler İslam'a hidayet ettiği anda bu sefer bu Kur'an'ın oralarda da bir merkezi rol üstlenmesi arzu edildi. Ve bu bölgedeki insanların şive farklılıkları Kur'an'da anlam kaymaları olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. O zaman Hazreti Zeyd tarafından hazırlanan Kur'an yine Zeyd bin Sabit başkanlığında olmak üzere istinsah görevi verildi. Yani çoğaltma. Böylece bu komisyon tekrar bir işlev daha üstlendi. Kur'an'ı çoğaltarak çeşitli merkezlere ondan birer nüsha göndermek ve oralardaki okuma yanlışlarını bertaraf etmek.
Böylece ne oldu? Her bölgede bir Kur'an orijinal nüshası ve o Kur'an baz alınmak suretiyle Kur'an'ın okuması üzerindeki ihtilafların giderilmesi ve okunması gereken ana nüshanın da Kureyş lehçesi üzere, Hazreti Peygamber'in yaşadığı ortam ve onun konuştuğu dil üzerine olması hususu bir görüş birlikteliğine kavuşturulmuş oldu. Ve dünden bugüne yeryüzünde hiçbir kutsal kitabın sahip olmadığı güvenceyle Kur'an günümüze kadar ulaşmıştır. Hatta bir ayet-i kerimede اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Siz Kur'an'ı düşünmüyor musunuz? Onu anlamak istemiyor musunuz? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onun içerisinde bir sürü birbiriyle çelişen hususları görecektiniz buyurulur. Demek ki Kur'an, Hazreti Peygamber'den indiği şekliyle günümüze ulaşan bir kitap olma özelliğine sahiptir. Bu bir. İkincisi, Kur'an, Hazreti Peygamber dahil hiçbir beşerin kişisel iradesinin, düşüncesinin, söyleminin içine girmediği bir kutsal kitap olma özelliği vardır. Böyle bir ihtimaliyetin olabileceği varsayımıyla Hazreti Peygamber daha işin başındayken la tektubu anni şey'en gayral Kur'ani femen ketebe şey'en gayral Kur'ani felyemhuhu. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Şayet böyle bir şey yazdıysanız, yani Peygamberimizin sözlerini yazdıysanız, bu ileride Kur'an'la karışacağı ihtimali vardır. Buna dikkatli olun mesajı verilmiştir. Yani hadisle kelamı, hadisle Kur'an'ı birbirine karıştırmamak için Hazreti Peygamber çok özen göstermiş, çok dikkat etmiştir. Ama sonradan bu ihtimal idrak edilip uygulamaya konulunca artık Peygamberimizin de hadislerinin yazıldığı ve Abdullah İbni Amr Hazretleri'nin bu konuda en meşhur hadis yazıcılarından birisi olduğu ifade edilmektedir. Peki hocam, şimdi Kur'an'ın nasıl kitap haline geldiğini öğrendik. Şimdi genelde hep bizlerde kitap asılır ve ona hiç ellenmez. Ben Hazreti Mevlana'nın bir eserinde Fihi Mafih diye, yanlış hatırlamıyorsam, orada şey diye geçiyordu. Kur'an'ı okuyup da anlamayanlar için cevizi, kabuklu cevizle oynayıp da içinden farkında varmayan insanlara benzetiyordu. Evet. Şimdi nasıl okumalıyız? Sadece yüzünden okumak yeterli mi? Bir mealde peşinden okumalı mıyız? Veya tefsirleri de arkasında okumalı mıyız? Güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyelim. Kur'an 3 aşamalı olarak ifade edilebilir. Okunmalı, anlaşılmalı, evet, ve uygulanmalı. Şimdi sadece okumak Kur'an için bir ibadet olması bakımından önem arz eder. Hele hele Arapça aslından okumak, Türkçe harf eksikliklerinden kaynaklanan sıkıntıları da ötelemesi bakımından çok daha sağlıklı olabilir. Onda bir sevabı. Şimdi bu manada şüphesiz Allah'ın kelamının, Allah'ın peygamberine inen şekliyle okunması, onun Allah'ın kelamıyla Allah'a dua ediliyor olması bakımından bir ayrıcalığı, evet, vardır. Bunu küçümsemek doğru değildir. Sevgili seyircilerimiz, bu manada bizim geleneklerimize de uygun olmak suretiyle Kur'an'ı hatmedebilirler, okuyabilirler ve bundan da bir ibadet kastıyla yapılmış olmasından dolayı sevap kazanabilirler. Ama bir diğer alana geçtiğimiz zaman şunu göz ardı etmememiz lazım. Kur'an özellikle ve öncelikle bir şekilde okunmak ve anlaşılmak üzere gönderilmiş kitaptır. Çünkü başta dediniz bir kullanma kılavuzu gibi diye. İçerisindeki mesajlara, ayetlere baktığımızda efela yağilun, efela yetedebberun, efela yetedekkerun gibi ayetleri göreceksiniz. Yani bu sizin için anlaşılmak, üzerinde düşünülmek, değerlendirilmek üzere bir sürü ayet görürsünüz. Veya zaman zaman hiç mi kafanız çalışmıyor, hiç mi aklınız ermiyor, hiç mi düşünmüyorsunuz gibi uyarıları da Kur'an'da görebilirsiniz. O zaman manası anlaşılmayan bir kitabın anlaşılabilmesi mümkün müdür? Değil. Değildir. Anlaşılamayan bir kitabın uygulanması mümkün müdür? Hiç mümkün. Şüphesiz bu da değildir. O zaman eğer biz
Kur'an'ı İslam'ın olmazsa olmaz ana kitabı olarak kabul ediyor. Ve İslam'ı da insanların yaşanmak üzere kendilerinin yükümlü olduğu din olarak değerlendiriyor isek, o zaman bu İslam'ın bu Kur'an'a uygun olması lazım gelir. Fakat şunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi bugün Kur'an'ın uygulama ve anlaşılmasında zaman zaman tartışma konusu yapılan bazı hususlar vardır ki Kur'an İslam'ı adı altında genellenebilir. Oysa şunu ifade etmeye çalışıyorum. Efendim, Kur'an'ın önerdiği İslam'ın, uygulana gelen İslam'ın tarihsel sürecini göz ardı etmek ve onun uygulama ve algılama biçimlerinin nasıl olduğuyla ilgili tarihi birikimi ve mirası göz ardı etmek doğru değildir. Şüphesiz bugünün insanı da ilk sahabiler gibi Kur'an'ı ilk defa inmiş kitap olarak görür ve kendilerini ona göre şekillendirme gayreti içerisinde onu anlamaya çalışırlar. Bu doğrudur. Fakat üzerinde durulması gereken temel husus, Kur'an kimin şahsına inmiştir? Hazreti Muhammed'in şahsına. O zaman Hazreti Muhammed bunu nasıl algılamış ve nasıl uygulamıştır? Bir başka özelliği daha dikkatinize sunmak istiyorum. Kur'an mücmel bir kitaptır. Yani bütüncül bir kitaptır. Detaylara girmez. Kur'an bir anayasa değil, bir ekonomi kitabı değil, bir tarih kitabı değil, bir sosyal içerikli kitap değildir. Kur'an kelimenin tam anlamıyla ilahi bir kelamdır, Allah'ın kelamıdır. Allah neyi istediyse Kur'an'da onu bildirmiştir. Ne kadarını istediyse o kadarını bildirmiştir. Bunun nasıl anlaşılabileceği ile ilgili iki husus Hazreti Peygamber'in şahsında gerçekleşmiştir. Bunlardan birisi tebliğ, bütün peygamberler aynı görevi yapmıştır. İkincisi de tebyin, li yübeyyine lehum, onlara bunun nasıl olduğunu anlatman, öğretmen, göstermen için diyor Cenab-ı Hak. Peygamberlerin hiçbirisi Kur'an'a kendi, daha doğrusu hiçbir peygamber kendisine gelen hiçbir kutsal metne müdahale edememiştir. Onların görevi, şartlar ne olursa olsun onu Allah'tan aldıkları biçimiyle Allah'ın istediği zamanda insanlara ulaştırmakla görevlidirler. Buna biz tebliğ diyoruz. Ve ma aler rasulü illel belâh veya illel belâhul mubîn. Peygamberlere düşen tek görev onu tebliğ etmektir. Ama diğer tebliğ şekli onun açıklanmasıyla ilgili husus. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler Arap toplumuna Arapça olarak inmesine rağmen onda Allah'ın muradının, isteğinin, arzusunun ne olduğunu anlamakta güçlük çekenler gelip Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Ya Resulallah, Cenab-ı Hak bununla neyi kastetti? Bunda murad-ı ilahi nedir? Aynı dilde olmalarına rağmen Peygamberimiz onlara bunun bir anlamda yorumunu, yani tefsirini yapıyor ve onlar da buna göre Kur'an'ı uyguluyorlardı. Yine bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de "Akimus salate ve atuz zeka" namazı kılın, zekatı verin hükümleri vardır. Yine namazda namazların vakitleriyle alakalı hususlara dikkat çekilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Mesela "Akimis salate tarafeyn nehari ve zulefen minel leyl." Gecenin bir kısmında ve günün iki tarafında namaz kılın. "Es-salatul vusta" orta namaz, namazlardan söz ediliyor. Ama şimdi bunların hangi namaz olduğuyla ilgili bir ifade yok. Veya günün hangi saatleri. Veya bu namazların günün hangi saatleriyle ilgili az çok kestirilebilir taraflar itibariyle, ama bunların hangi namaz olduğundan öte kaçar rekat kılınacağı ve kılınma biçimlerine nasıl olacağıyla ilgili bir bilgi yok. Şimdi bakın, her Müslüman Kur'an'ı güncelleştirmek ve bu manada Hazreti Peygamber'i dışlamak isteyen aklı selim sahibi olması gerekenler de dahil. Şimdi şunu yapamaz. Sabah namazı iki rekat, yok ben bunu dört kılayım. Öğle namazı dört, yok bu çok geldi iki kılayım. Akşam namazı üç rekat, yatsı namazı dört rekat, ikindi namazı dört rekat. Yok yok, bunlar bana uymuyor. Şunları da bir düzenleme yapayım. Çünkü Kur'an'da bunların rekatları yok deme cesaretini gösteremez. Velev ki kendisi bir yorum kudretine sahip olsa bile.
böyle bir şey olsa da peygamberimize gerek kalmaz. Ha herhalde. Şimdi o zaman ama namazla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de akşamı 3 kılın, sabahı 2 kılın, öğleyi, ikindiyi, yatsıyı 4 kılın diye bir uyarı yok. Bir bilgi de yok. Bunu bize belirleyen Hazreti Peygamber aleyhisselamdır. O zaman siz şimdi peygamberin Kur'an'la ilgili yaptığı değerlendirmeleri göz ardı ederek bugün bana Kur'an yeter, başkasına ihtiyacım yok deme şansına sahip değilsiniz. Evet. Yine bir örnek olsun diye söylüyorum. Akimus salate ve atuz zeka. Namazı kılın, zekatı verin. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 60. ayetinde zekatın kimlere verileceğiyle ilgili detay bilgiler vardır. 8 ayrı sınıftan söz edilir. Çok detaya girmiyorum konu zekat olmadığı için. Ama zekatın miktarıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de hiçbir hüküm yoktur. Yani bizim bildiğimiz 40'ta 1 denilen rakam yok, yok mu? Yoktur. Şimdi mesela Müslüman diyor ki ben zekat vereceğim ama nasıl vereceğim bu zekatı? Kime vereceğim de belli ama nasıl vereceğimle ilgili hiçbir husus yok. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki keçi, koyun türünden hayvanlarda 40, sığırda 30, nakitte 40'ta 1 bir oran belirliyor ve devede 5'te 1. Hatta bunların yaşları var, cinsiyetleri var. Şimdi bunları bugünün insanına siz peygamberin uygulamaları olmasa idi nasıl anlatacak ve nasıl bir oran belirleme durumunda kalacaktınız? Bayağı bir demek ki Kur'an'ın anlaşılabilmesi, uygulanabilmesi elbette geçerlidir, gereklidir. Ama bunun Hazreti Peygamber'in uygulama modellerinden hareketle geliştirilmesi, hatta bugünkü tabiriyle güncelleştirilmesi mümkündür. Onun için Mehmet Akif merhum der ki, İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarda okumak ne de fal bakmak için. Şimdi dikkat edilirse bizim kültürümüzde yaşanan bir yanlışlık vardır. Hemen hemen her evlilik durumunda olan aile kendisine bir Kur'an hediyesiyle Müslüman kimliğine sahip olduğu hatırlatılır. Evet. Ama ne hikmetse bu süslenen Kur'an çantalarında ya duvara asılır ya çeyiz sandığına mahkum edilir. Şimdi de kitaplıklara kaldırılır. Şimdi de raflara kaldırılır. Oysa düşünülmesi gereken hadise şu. Aile bireyi, ana, baba veya bugün belediyelerimiz, sivil toplum teşkilatlarımız bu tür olaylarda dinamizm olması bakımından birer Kur'an hediye ediyorlar. Bu Kur'an sadece ve sadece bir muska gibi sizi korur. Onun için de evinizin bir köşesinde, cebinizin bir yerinde veya bir başka yerde saklı kalsın amacına matuf değildir. Eğer ailenizde huzur ve mutluluk arıyorsanız, çoluğunuzu, çocuğunuzu ve kendinizi Allah'ın rızasına uygun yetiştirmek, geliştirmek istiyorsanız, memleketinizde, milletinizde insanların Allah'ın istediği gibi bir toplum olmasını arzu ediyorsanız, sizin referans kaynağınız bu Kur'an'dır. Bu Kur'an'a uyun ve bu Kur'an'ı uygulayın. O zaman Kur'an bir anlam ifade eder. Yoksa orada durmak, aslını sorarsanız Kur'an'a azaptır. Kur'an'a haksızlıktır, hatta ve hatta Kur'an'a saygısızlıktır. Mutlaka ve mutlaka oradan indirilmeli ve mutlaka ve mutlaka anlaşılması konusunda gayret edilmelidir. Şimdi efendim, Arapçasını mutlaka öğrenmek lazım gelir. Evet hocam, onu soracağım. Arapçayı niye bilmiyorsak ne yapacağız? Arapçası, şimdi efendim şöyle bir mazeretimiz var. Artık benden geçmiş, kafam almıyor, biz keşke geç olsaydık, keşke geçtik de öğretselerdi falan filan gibi mazeretlerin arkasına sığınarak Kur'an öğrenme konusunda gayretlerimizi körleştiriyoruz. Oysa sosyal hayatın çeşitli alanlarında bir takım eksiklerini telafi gayretine giren farklı yaş gruplarına mensup insanların öğrenme merakı içerisinde olduklarını görüyoruz. Bunu Kur'an'a, dinine yönelik de yapacak olsa güzel olmaz mı? Olur. Şüphesiz Cenab-ı Hak affedicidir, bağışlayıcıdır, gafurdur, rahimdir. Ancak şimdi bakın, ben zaman zaman konuşmalarımda söylerim. Türkçe ibadet
hiçbir zaman mümkün değildir. Namazda Kur'an'ın Türkçesini okumak, Arapçasını okumanın yerine geçmez. Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi Kur'an zaman şumul bir kitaptır. Bu ne demek? Peygamberimizin zamanında inen insanların algılamalarına, uygulamalarına imkan verecek düzeydeyken, 21. asrın modern insanının bu gelişmiş teknoloji çağında ihtiyaçlarına cevap verecek bir kutsal kitap olma özelliğine de sahip olmalıdır ki nitekim öyledir. Ama şimdi 20 asır önceki insanın Kur'an'dan anladığı ile bugünkü bilim seviyesi yüksek insanların Kur'an'dan anladığı elbette ki aynı değildir. Şimdi o dönem yazılmış bir metni tercüme edip o tercümeyi bugüne uyguladığımızda bugüne kadarki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hepsini göz ardı edecek, yok sayacak duruma gelebiliriz. Bu İslam'ın istediği bir Kur'an anlaşılma biçimi değildir. O zaman eğer dünkü bugünün insanının ihtiyaçlarına cevap vermiyor ise o zaman dünkünün Kur'an algılamasını yani mealini ibadette bugün siz okursanız bu sizin ibadetinizde Allah'ın sizden istediği, kastettiğini anlamamış olarak Allah'ın istediği bir formatta Allah'a ibadet etmemiş duruma düşebilirsiniz. Ama bunu bahane edenler de hocam diyor ki adam mesela ben namaza duruyorum ama ne okuduğumu bilmiyorum Arapça olursa. Ama Türkçe olursa diyor manasını da biliyorum, ne okuduğumu da anlıyorum, biraz daha işte motive olabiliyorum diyor. Bu bir bahane midir? Şimdi bakın burada şunu ifade etmek isterim. Bir zaman bir televizyon programında bir üniversite hocamız aynen şu ifadeyi kullanmıştı. Nakarat haline gelen her söz anlam içeriğini kaybeder. Ne yapıyorsunuz siz? Ezberledikten sonra bu Türkçe ibadetle alakalı olan hususlarla ilgili bir tartışmada evet. Bir halk bilimci söylemişti. İsmini burada söylemiyorum bilerek. İfadesi aynen şuydu. Siz Arapçayı nasıl anlamını ezbere okuduğunuz için idrak edemeyecek kadar hızlı okuyor ve bunun özünden mahrum kalıyorsanız bu doğrusu Allah'ın istediği değildir. Keşke anlayarak, duygulanarak okuyabilsek. Keşke onu uygulayacak bir formatı namazda bile içselleştirebilsek. Ama Türkçe bir şeyi bile çoğu kere örnek olsun diye söylüyorum. Bugün İstiklal Marşı herkesin bildiği bir şeydir. Evet. Bestesi şöyledir böyledir ayrı bir konu ama İstiklal Marşı herkes tarafından her yerde okunurken kaç tanesi bunun anlamını düşünüyor? Çoğu düşünmüyor. O zaman siz namazda Türkçe ibadeti anlamını düşünürüm diyerek Türkçeleştirerek yapmak isteseniz bile o bir süre sonra periyodik olarak gündeme geldiğinde tekrara nakarata döndüğünde siz bunun da anlamını kavrayamayacaksınız, düşünemeyeceksiniz manası çıkar. Bir de benim anladığıma göre de hocam mesela hep derler ya meal orijinali tutmaz diye. Kesinlikle. Şimdi bunu siz Türkçe'ye çevirdiniz ama bunu Almanca'ya, İngilizce'ye çevirdiğiniz zaman kelimelerin de herhalde farklı özellik kazanır. O zaman tamamen farklı İncil'e dönen bir kitap olur herhalde Kur'an'da. Şimdi batıdaki reform taraftarları Kur'an üzerinde de bir operasyon yapılmak suretiyle İncil'lere benzer bir uygulama burada da istediler ama onu şu ana kadar başaramadılar. Bu bir. İkincisi bugün ülkemizde şu dönemde bile en az 10 tane ben size meal adı sayabilirim. Peki bir tanesininki yeterliydiyse diğer 9 tanesi niye yeniden meal yazma ihtiyacı hissetti? O fotokopi yapılabilirdi. Tabii çoğaltılabilir ve giderdi. Ama demek ki herkesin o kelimelerden anladığı farklı ki onlar ona tepki olsun diye bir yeni meal yazma ihtiyacı hissettiler. Dolayısıyla mealle Kur'an aynı değildir. Meal Kur'an'ın anlaşılmasına katkı sağlayan bir beşer ürünüdür diye genelleyebiliriz. Peki hocam meal aynı değil diyorsunuz ama o zaman da şimdi bir kelime var. Bir kelime Kur'an'da geçiyor. Herkes bunu farklı anlıyorsa Allah-u Teala bunu bu şekilde istediği için o kelimeyi oraya yerleştiriyor. Şimdi bakın ben size çok basit bir örnek vereyim isterseniz. Kur'an-ı Kerim'de ceale fiili geçiyor. Çok teknik bir tabir. Ceale fiili. Sözlüğü açar bakarsanız cealeye kılmak, yapmak,
yaratmak anlamları kullanılır. Hepsi farklı. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 30. ayeti kerimede ve iz gâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Rabbim meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Dediğinde sonrasını devam etmeyelim. Şimdi meallerin %90'ına bakarsanız bu câle fiilini yaratma anlamında değerlendirirler. O zaman şöyle bir tartışma gündeme geliyor. Allah meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde Allah meleklerle niye istişare etti? Buna ihtiyacı mı var? Veya melekler nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Biz seni tesbih ediyorken, biz sana hamd ediyorken yeryüzünde fitne fesat çıkaracak birisini mi yarattın itirazını niye yaptılar? Nereden biliyorlardı? Daha önce yeryüzünde insanlar var mıydı? Evet, ne oluyor? Bu kelime size bir sürü problem çıkaran bir mana yüklenmiş duruma gelebiliyor. Oysa bunu ceale yaratma değil de yaratılan bir varlığın halife olmasıyla alakalı bir kavram olarak niteleseniz, o zaman meleklerin bu konudaki algılama biçimini daha sağlıklı değerlendirme şansınız olacak. Nitekim Kur'an'da Hicr suresinde Cenab-ı Hak aynı formatla ve iz gâle rabbuke lil melâiketi inni hâligun hâligun beşeren. Ben yeryüzünde bir beşer yaratmak istedim dediğinde burada başka bir kelime kullanılıyor. Şimdi siz Türkçedeki kelime kıtlığından veya hoca efendilerin anlama yetersizliğinden kaynaklanarak câle ile haragayı aynı anlamda kullanır iseniz o zaman bu Kur'an'ın anlam zenginliğini ve dolayısıyla Allah'ın oradaki muradı ilahisinin ne olduğunu kısırlaştırmış oluyorsunuz. Ve bunu namaza da yansıttığınızda elbette ki o mana, o maksat namazda da ifadesini bulamamış oluyor. Dolayısıyla bundan dolayıdır ki mealle, tercüme ile Kur'an'ın orijinali aynı değildir. Bu konuda emek sarf eden ilim erbabı Kur'an'dan anladıklarını diğer Müslüman kardeşlerine anlatabilme gayretiyle böyle bir tercihte bulunmuşlardır demek herhalde daha doğru. Hocam şimdi Kur'an'a biraz derinlemesine girdik. Bugün herhalde programımız o şekilde geçecek. Evet. Benim hep merak ettiğim bir konu vardır. Ayetlerde bakıyoruz hep Allah-u Teala tektir. Ama biz olarak ifade geçiyor. Bunun sebebi nedir hocam? Şimdi birçok yerde de geçiyor bildiğim kadarıyla bu. Şimdi bazı yerlerde nahnu, bazı yerlerde ena. Yani ben ve biz kavramları Kur'an-ı Kerim'de geçer. Evet. Burada sakın ola ki bir uluhiyet makamının yani ilahlık, tanrılık makamının bir politeist, çok tanrıcılı bir kavrammış gibi olduğu anlayışını bir kenara bırakalım. Zira Kur'an-ı Kerim'de mutlak otorite ve tek varlık Allah'tır ve bundan dolayı da İslam'a tevhid akidesi denilmiştir. La ilahe illallah kavramı Allah'tan başka ilah yoktur. Bunun mefhumu muhalifi şu. İnsanlar zaman içerisinde inançlarının ve akıllarının gereği gibi bir takım ilahlar türetseler, bir takım ilah adına putlara tapsalar bile bunların hiçbirisi yoktur. Bir tek ilah vardır, o da Allah'tır. Şimdi bir tek Allah'ın olduğu bir yerde bu Allah hiçbir ilahın adı değildir. Sadece ve sadece Allah Allah'tır. Dolayısıyla bu Allah kendisini zaman zaman kudretinin, azametinin büyüklüğü olarak nahnu, zaman zaman da tevhidin, inancın ekseninde olması gerektiği şekliyle de ene kavramlarıyla ifade eder ki bu Allah'ın tamamen kendisine özgü bir tasarımıdır demek daha doğrudur. Yani o kudretiyle alakalı hususlarda Allah nahnu kavramını veya tekliğiyle, vahdaniyetiyle alakalı hususlarda da birliğini yani tekliğini ifade etmiştir demek daha doğrudur. Hocam meallerden bahsettik. Şimdi Kur'an'da açtığımız zaman meallerde bazı ayetlerin başlarında bazı kelimeler var. Mesela Yasin.
Ama bunun mealde de karşılığı aynı, orijinal de aynı. Bunun bir karşılığı yok mudur da o şekilde yazıyor? Şimdi bunlarla ilgili yorumlar yapılmıştır. Ama bu yorumların hepsi birer tasavvurdan, birer ihtimalden öte kesinlik ifade etmezler. Kur'an-ı Kerim'de bunlara huruf-u mukatta denilir. Elif, lam, mim, elif, lam, ra, elif, lam, mim, sad, ayın, sin, kaf, ha, mim, ya, sin, ta, ha. Yani şu anda aklıma gelenleri söylüyorum. Bunların hepsi huruf-u mukattadır. Bir anlamda şifre olarak da düşünebilir. Veya bir anlamda insanların dikkatlerini çekmek üzere. Mesela sadece kaf, sadece nun. Bunlar birer sembol de olabilir, birer sır da olabilir, birer bilinmeyen de olabilir. Bunu tamamen Allah bilir. Ama bu bir anlamda o sureye dikkat çekme bakımından da özel bir şifre olarak da nitelenebilir. Hocam Kur'an'la bahsetmek istediğiniz başka bir şey varsa devam edebiliriz. Değilse programın başındaki diğer soruma tamam, devam diğer etmek istiyoruz. Tamam, diğer sorulara geçelim isterseniz. Şimdi Kur'an dediniz ki hayatımızın kullanma kılavuzu. Şimdi hayatımızın bir kısmı da zaten bu Ramazan ayı içinde geçiyor. Akşamları iftarlara gidiyoruz veya bir takım sosyal hareketlilikler başlıyor. Bunlar nasıl olmalıdır hayatımızda? Şimdi onlara geçmeden önce şunu ifade edelim. Buyurun. Ramazan ayında geçen programımızda da hatırlatmaya çalıştığım kadarıyla Kur'an'ın bu ibadet olma özelliği, bu ayda inme özelliği, Hazreti Peygamber'in bu ayda onu Cebrail Aleyhisselam'la hatmetme özellikleri göz önünde bulundurulmalı. Ve buna göre Müslümanlar mümkün olduğu kadar Arapça metinlerini, mümkün olduğu kadar onları anlamak üzere meallerini bir şekilde okumalarında fayda vardır. Bunda hem Kur'an'ı hem Allah'ın iradesini tanıma bakımından çok ciddi yararlar olduğunu düşünebiliriz. Yine bu şekilde Ramazan ayında bunları okuduğumuzda o zaman davranışlarımızın ona uyup uymamasıyla ilgili kendimizi bir teste tabi tutmamız da herhalde faydalı olur diye düşünebiliriz. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Ramazan ayının sosyal ilişkilerimize katkısı ne olmalıdır? Genel evet. ifadesiyle bunu ifade edecek olur isek, bunun öncelikle kendimiz, sonra aile içi, sonra yakın çevre ve sonra da sosyal çevreyle ilişkilendirilmesi mümkündür. Şimdi bakın, İslam adı üstünde bir barış dinidir. Udhulû fissilmi kâffe. Toptan barışa giriniz. Eğer bu toptan barışa girilecek ise bunun olmazsa olmaz şartı bireyin dürüst olması, samimi olması, iyi olması gerekir. Şurada sizin aracılığınızla bir hususun altını çizelim. Şimdi İslam mutlaka ve mutlaka sosyal bir değerler bütünüdür. Yani toplumları evet. ıslah etmek ve onlarda huzuru, barışı temin etmek üzere indirilmiş bir dindir. Ama çok ilginç, çok ilginç ki İslam doğrudan bireyi muhatap alır. Toplumsal olarak barışın sağlanması bakımından bireyin kendisinin ıslah edilmesi, düzeltilmesi, bir şekilde iyi bir Müslüman haline getirilmesini hedefler. Bu olmaz ise toplumların huzur içerisinde yaşaması, barış, kardeşlik duygularına kavuşması mümkün olmaz olarak ifade edilir. Niye? Çünkü bir çuval çürükten bir tane sağlam çıkmaz. Önemli olan sağlamların bir arada olduğu bir toplumsal yapıyı. Dolayısıyla da ibadette, ahlakta, insani ilişkilerde doğrudan Kur'an öncelikle şahsı, bireyi muhatap alır. İbadet etmesi gerekiyorsa, inanması gerekiyorsa, ikili ilişkilerde bir seviyeye getirilmesi arzu ediliyorsa muhatap yine bireydir. Şimdi birey olunca az önce ifade etmeye çalıştım. Ramazan ayında Ramazan inancın amele, pratiğe yansıması şeklinde özetlenebilir. Bir Müslüman, Müslüman olarak hikmeti teşrii dediğimiz yani bir ibadetin Müslümanlara farz kılınmasını özümsemesi lazım. Eğer namaz bir Müslümana farz ise, oruç bir Müslümana farz ise, hac ve zekat bir Müslümana farz ise,
O zaman Müslüman bunların farz olmasının hikmetlerini düşünecek ve eksik olan taraflar varsa buna göre hayatına bir çeki düzen verecektir. Evet. Şimdi bu bağlamda birey Allah'a kulluk görevlerini yerine getirme konusunda azami hassasiyet gösterir ise bu ibadet dediğimiz temel kurallarla bir bütünlük arz edecektir. O zaman bunun aile içine de ilişkilerde yansıması beklenecektir. Örneğin şimdi eşlerle olan ilişkilerde onların Allah'ın bir emaneti olduğu, onların da insan olduğu, onların da kullukla görevli olduğu ve bu aileyi onlarla birlikte mutlu olarak ancak bir şekilde sonsuza yani sonuna kadar götürebileceklerini düşünürler. Çocuklarıyla olan ilişkilerde yine onların bir emanet olgusu olduğunu, onların dünya hayatının güzellikleri olduğunu, onların eğitiminin, yetiştirilmesinin ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasının birer birey olarak bizlere sorumluluk çerçevesinde bulunduğunu ne yapmış oluyoruz? Böylece hatırlamış oluyoruz. Evet. Yine aynı şekilde yakın çevre dediğim anne ve babalarımız, ana ve baba da diyebiliriz buna. Anne ve babalarımız bizim için çok çok önemlidir. Bunu ayrı bir programda yapabiliriz. Sadece şunu hatırlatmak isterim ki, bugün yaşaya geldiğimiz sosyal hayatta pek çoğumuz kendilerinin sebebi hayatı olan ana ve babalarından ölüm gerçeği olmamasına rağmen ayrı yaşıyorlar. Bunu biraz açayım isterseniz. Buyurun hocam. Biraz cümlelerim uzun oluyor. Yani ayıran nesne ölümken ana ve babalarımızdan sosyal hayatın gereği olarak ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Şimdi bakın çocuk Ankara'da, anası Çankırı'da. Hı hı. Çocuk Ankara'da, babası Manisa'da. Çocuk İstanbul'da, anası Diyarbakır'da. Şimdi bakıyorsunuz aileler bölünmüş. Ana ve babalar farklı mekanlarda hayatlarını devam ettirmeye mahkum olmuş. Hayat şartları bu. İş imkanları bu. Sosyal şartların farklılıkları burada gerçekleşiyor. O zaman biz, ya ben anam Diyarbakır'da, anam Mardin'de, anam Trabzon'da, anam Sinop'ta ne yapayım hayat böyleymiş. Onlar orada canı sıksın ben burada yaşayayım diyemezsiniz. Onlar sizin anne ve babalarınızdır. Onların çocuğu olma konusundaki sorumluluklarınız her hal ve şartta devam etmektedir. Bu Ramazan münasebetiyle izin alabiliyorsanız izinle, izin alamıyorsanız telefonla bir şekilde onların gönüllerinin kazanılması, rızalarının alınması ve hayır dualarının talep edilmesinden daha güzel hiçbir şey olmaz. Ya bunu sadece bayramı bırakmaya gerek yok. Kesinlikle. Bayram işin nokta kısmıdır. Siz Ramazan ayında bu şeye benziyor. Tarlayı sürmeye, ekmeye benziyor. Ramazan'ın bayramı onun harmanıdır. Hasat zamanı. Hasat zamanıdır. Şimdi yine aynı şekilde Allah vermesin. Anne ve babalarımızdan birilerini kaybetmiş olabiliriz. Şimdi bu Ramazan ayı münasebetiyle ne yapıyoruz? Onlara bir şekilde Allah'ın kelamından okumak ve Allah'ın onlara rahmet ve merhametiyle muamelede bulunması için dua etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Şimdi zaman zaman televizyonlarda bunlar da kafa karıştıran şekliyle devamlı gündeme getiriliyor olsa bile biz Müslümanlar olarak bunun şu ana kadar hiçbir zararını görmedik. Yani bir Müslümanın aradan ayrılmış, rahmeti rahmana kavuşmuş anasına okuyacağı bir Fatiha'nın bir Müslümanın bilimsel, ekonomik, teknolojik gelişmesine mani hiçbir tarafı yoktur. Tam tersi yapmış olduğu bu sığınma operasyonu ile hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de anasına atasına bağımlılığını ifade etmek gibi bir yüce değeri ne yapmış oluyor? İfade etmiş ama oluyor. Ama hocam bazı dini cemaatler diyorlar ki ölünün arkasından okunmaz. Okuduğunuz zaman kimseye bunun faydası yoktur diyorlar. Onlara varsın okumasınlar. Hele onlar öldükten sonra onlara hiç kimse okumasın. Yarın varınca şair öyle demiş. Müftü efendi bana kafir demiş. Ben tutup diyem ona Müslüman. Yarın varınca ruzu cezaya çıkarız anda ikimiz de yalan demiş. Şimdi ne oluyor ikimiz de yalan deyince ters dönüyor. Kafir Müslüman oluyor, Müslüman kafir oluyor. Şimdi burada bana Fatiha okumayın, bana Kur'an okumayın diyenler yarın bunun okunmaması talebiyle bir vasiyetnamede yazabilirler. Ama bunun mağduru onlar mı olur?
Yoksa onlara okumayanlar mı olur? Onun bileceği iş onlardır. Onların bileceği iş odur. Ama biz bir Müslüman olarak bugüne kadar hem geleneklerimizde hem de dini kaynaklarımızda merhume ve merhumların arkasından okunmanın faziletine inandık. Bunda kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Ne yapıyoruz? Allah'ın adını anıyoruz. Ne yapıyoruz? Anamıza olan, babamıza olan bağımlılığımızı ve onlardan mahrumiyetimizin acılarını nefsimizde hissediyoruz. Ve bu şuuru bizden sonraki çocuklara da örf, adet ve gelenekler şeklinde yaşatarak bizlerin de aynı değerleri yaşatması konusunda bir mesaj bırakmış oluyoruz. Dolayısıyla ananla irtibatını kes, babanla irtibatını kes, devletinle irtibatını kes, milletinle irtibatını kes. Tevfik Fikret'in vatanım ruh-i zemin, milletim nevi beşer olur. Yani kaya kovuğundan çıkmış bir adam durumuna düşebilirler. Varsın onlar öyle istesin. Ama biz asil bir milletin, şerefli bir milletin çocuklarıyız. Ve bu dini gelenek bugüne kadar bizi birleştiren ve güçlü kılan değerlerin başında olmuştur. Ve biz bu değerlerimizi de yaşatmıştır. Şimdi dolayısıyla aradan ayrılanların bir şekilde fatihalarla anılması, Kur'an'la onların ruhlarına okunması herhalde onların bizden beklediği değerlerdir diye düşünebiliriz. Evet. Bir husus daha vardır, bu da çok önemlidir. Yakın akraba, amca, hala, dayı, teyze, bunlar bizim aramızdan ayrılanların bize emanetleri. Veya aramızdan ayrılanlarla yapacağımız istişarede boşluğu doldurabileceğimiz akil insanlar olarak görülmelidir. Bir şekilde bunlar gördüğümüzde kaybettiklerimizi hatırlamak, onlardan elde edeceğimiz eksikliklerin tamamlanması konusunda kalanlardan yararlanmak gibi fevkalade insani bir değeri de ne yapacağız? Göz ardı etmeyeceğiz. Yani açıkçası sıla-i rahim dediğimiz sadece ana ve babalarımızı değil, onlarla bağlantısı bulunan, sıhriyet bağı olan akrabalarımızı da bir şekilde ziyaret etmek, onların da hayır dualarını almak, onların da gönüllerini hoş etmek gibi bir göreve talip olmamız lazım. Yine bu Ramazanlarda üzerinde çok durulması gereken kader kurbanları vardır. Mahkumlar, hapiste yatanlar, hastalar, huzur evlerinde kalanlar, çocuk yuvalarında olanlar. Şimdi bakın, hiç kimse yarınıyla ilgili bir güvenceye sahip değildir. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nde Cenab-ı Hak buyurur ki, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ قَدَى. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Yarın bizim huzur evlerine gitmeyeceğimiz, çocuklarımızın çocuk yuvalarında kalmayacağı, mahkum olmayacağımızla ilgili hiçbir garantimiz var mı? Yok, insanız. Sakat olabiliriz, hasta olabiliriz. Bir şekilde biz insan olarak bu zafiyetlerle iç içe olduğumuzu da düşünmek zorundayız. Ramazan ayı geldiğinde sahip olduğumuz imkanların mahrum olanları üzerindeki psikolojik etkilerini telafi, onları da adam yerine koymak, insan yerine koymak, onları da hal hatır sorarak memnun etmekle mümkündür. Dolayısıyla bunu da yapmadan geçemeyeceğiz. Hocam şeyi sormak istiyorum. Siz şimdi yarını bilemiyoruz dediniz. Evet. Ama bu huzurevi konusu bana hep dokunmuştur. Bu aslında biraz da biliniyor gibi değil mi? Çünkü siz bugün çocuklarınıza ne öğretirsiniz veya çocuklarınızla birlikte ana babanız yanınızdaysa siz onlara nasıl davranıyorsanız yarın bir günde onlar da size herhalde yani ekstra bir şey olmadığı sürece hani kaza beladır kimse kalmazsa yakınlarınızda bilemem. Atasözlerimizde hep öyle denilir ya. İşte anana ne yaparsan sana da aynısını yaparlar. Babana ne yaptıysan sana da aynısını yapılacağından emin olabilirsin. Ama biz yine bunu sosyal devlet ilişkisi içerisinde bir hayat şartları varsayalım ki hiç çocuğu olmayan yaşlılarımız vardır. Veya çocukları kendisinden önce rahmeti rahmana kavuşmuş yaşlılarımız vardır diye düşünüyorum. Ha, bu özel durumları da göz ardı etmeyelim. Bir diğer husus bu Ramazan'ın benim için en çok etkili olan tarafları empati yapmak. Karşı tarafı tanımak, kendimizi karşıdakinin yerine koymak. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bunun için de fakir fukarayı ve sosyal çevreyi devamlı kontrol altına almamız lazım geliyor. Bunu şunun için söylüyorum özellikle. Hakikaten bugünün şartlarında hayat bize o kadar ağır yükler yüklüyor ki kendimizi bile unutuyoruz. Bırakın fakiri fukarayı. Evet.
bırakın yakını, akrabayı, bırakın eşleri ve çocukları. Hakikaten hayat bizi kendimizden bile uzaklaşacak şekilde bir yük yükleyebiliyor. Ramazan'da biraz dingin, birazcık da şey yapmak lazım, böyle kendimizi daha iyi dinleyecek, algılayacak bir tefekkür ortamının oluşmasına vesile olmasını sağlamak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de henüz peygamber olmadan bu ortamı buluyordu kendisi. Bakıyordu ki toplum çok bulanık, bakıyordu ki toplum çok sıkıntılı, bakıyordu ki toplum gerçekten huzursuz. Onların arasından çıkıp gidip Hira'da dinleniyor, düşünüyor ve kendince bir takım çözüm arayışlarına, kendince bir takım hikmetlere muttali olmaya çalışıyordu. Biz de Ramazan'da bunu yapmamız lazım. Bir nefis dinginliği yapmamız lazım. Hatta mütesavvife, yani takva ehli insanlar çoğunlukla itikafı peygamberi bir sünnet olarak yaparlar ve Ramazan'ın son 10 gününde camilerimizde bulunan özel mahalde itikafa çekilirler. Deyim yerindeyse insanlardan uzlete çekilirler. Kendilerini onlardan uzaklaştırırlar. Burası da bir uzlet halidir. Orada da bir tefekkür hadisi. Yaradan'la baş başa kalmak gibi bir şey midir bu? Şimdi evet. İki şey vardır. Hem insanların dedikodusundan, günahından, sıkıntısından, stresinden, dünyanın üzerinizdeki ağır meşakkatinden kurtulmak, hem de Yaradan'la sondaki hali egzersiz etmek. Bunu özellikle sondaki hali diye ifade etmek istiyorum. Çünkü yarın ölüm denilen mutlak olgu tecelli ettiğinde, zaten bu hali yaşamaktan başka bir seçeneğimiz başka yok. Şey zaten hiç değilse ben. Şimdi onun kısa bir tecrübesini yapmak, varsa eksikliklerimiz kazanmak, tamamlamak, varsa yanlışlarımızı düzeltmek gibi bir durum söz konusu olabilir. İşte Ramazan'da böyle bir durum değerlendirmesi yapılacağı an, bakacağız sağımıza, solumuza, yakın çevremize. Aç, açıkta, susuz, hasta, dertli, varlı, yoklu, bunların hepsini düşünmek durumundayız. Şunu açıkça söyleyelim. Eğer göz göre göre günaha itilen birisi varsa elinden tutulalım, o insanın hidayeti bizim elimizde olabilir. Bir hasta varsa o insana elimizi uzatalım, onun şifası bizde olabilir. Bir mağdur, bir aç, bir açıkta, bir gerçekten fakir varsa onun yanına varalım, belki de onun gözyaşını silmeye biz katkıda bulunabiliriz. Dolayısıyla bunları bir rahmet ayı olarak gördüğümüzde, algıladığımızda ne yapıyoruz? Onlarla birlikte olmanın yollarını arıyoruz. Evet. Sadece zenginlerin oluşturulduğu, sadece siyasi şovların yapıldığı iftar sofraları değil, bizim fakir hanemizi görüp onların da kendileriyle mukayese edebileceği bir ortamı göstermek veya onları da içinde bulunduğu ortamın sıkıntısından bir gün alıp bir farklı nimeti de onlara göstermek herhalde insan olarak onların hakkı olmaz mı? Evet. Bunu yapmamız lazım. Eğer yapamaz isek Ramazan'ın üzerimizdeki tecellileri gerçekleşmiş olmaz. O zaman ne oluyor toparlayacak olursak? Bu ay içerisinde özellikle sosyal ilişkilerde, bakın tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. İslam önce bireyi sağlam almak ister. Kendisi ruh hastası bir adamın ailede başkalarına psikiyatri tedavi yapması veya psikolog rolü üstlenmesi doğru değildir. Şimdi hepimiz hasta olmaktansa hepimizi iyileştirmenin yollarını aramamız lazım. İslam önce bireyi kurtarıyor. Sonra onun özel alanını kontrol altına almaya çalışıyor. Sonra o aileyi çevre için bir ışık, bir güneş, bir hayat alanı haline dönüştürmeye çalışıyor. Ve böylece bireylerden topluma, tüme varım bir diyelim. Tüme varım diyebilirsiniz. Bir ne yapıyor? Birbirleriyle mütemessik, birbirleriyle kucaklaşan, birbirleriyle sevişen, anlaşan ve birbirleriyle paylaşan, kaynaşan bir toplum haline dönüşüyoruz. Umarım Ramazan mübarek bu fonksiyonların icrasına bize ciddi manada bir katkı sağlar ve insanlarımız bu Ramazan ayından aldığı feyiz ve bereketle barışan, kaynaşan, kucaklaşan bir Türkiye'nin oluşumuna ve insanlığın içine düştüğü kan ve gözyaşından kurtuluşuna vesile olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sevgili seyircilerimiz, Ramazan Sultan dedik. Sultan hazinesi geniş. Programlarımız tekrar devam edecektir. Haftaya buluşmak üzere. Esen kalın.